Abdullah Zülbicadeyn yetim olan bir sahabedir. Peygamberimizin kapısının önünde bekçilik yapan bir sahabedir. Abdullah Zülbicadeyn. Peygamberimizin kapısının önünde bekçilik yapan bir sahabedir. Bu sahabe kapının önünde bekçilik yaparken ekseriyetle sesini çok yükselterek Allah'ı zikreder. Bir gün Hazreti Ömer olduğu naklediliyor. Ahmet bin Hanbel bu hadisi bizlere zikreder. Aynı zamanda Abdurrezzak'ta da zikredilir. Beyhaki Şuabül İman'da da zikreder. Ahmet bin Hanbel'in şerhlerinde sahih hadis olarak zikredilir. Aynı zamanda asrımızın muhaddislerinden Albani de hadisi sahih olarak kabul eder. Orada Abdullah Zülbicade'in yüksek sesle kapının önünde zikrettiğinden dolayı Hazreti Ömer olduğu naklediliyor veya sahabeden birisi deniyor. Sahabeler genelde bu gibi konularda pek şey vermezler, isim vermezler. Rivayet ederken de isim vermezler. Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor. Ya Resulallah bu riyakarlık yapıyor yüksek sesle zikrederek deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Dı'ahu fe innehu evvâ. Ona karışmayın, ona bir şey söylemeyin. O bağrı yanık bir adam. Ona bir şey demeyin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarır. Hatta Abdullah Zülbicade'in vefat ettiğinde Allah Resulü bizzat onu kabre defneder. Allah Resulü onu kabre defnederken ağlar. İbni Mesud da onun defnedildiği olayı anlatırken der ki keşke o gün ölen ben olsaydım der. Çünkü Peygamberimiz onu defnettiğinde Allah'ım bu kulundan ben razı oldum, beni razı etti, sen de bu kulundan razı ol diye elleriyle onu toprağa defneder. İbni Mesud da bunu naklederken, yine Ahmet bin Hanbel'de geçer, der ki biz bir adamı defnediyorlardı, gece yarısı der, baktım kabristanda bir ateş yanıyor, bir ışık yanıyor. Kimdir bu diye merak ettim, yaklaştım, baktım ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada yanında da 3-5 tane sahabe birini defnediyorlar. Yaklaştım, kim bu diye baktım. Baktım diyor Abdullah Zülbicade'in, yani peygamberin kapısı önünde yüksek sesle zikreden, evvah olan Abdullah Zülbicade'in der. Abdullah İbni Mesud da aynen bu ifadeyi kullanarak söyler bu olayı naklederken.